Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım haliniz, vaktiniz yerindedir. Bugün size çok güzel bir webcam incelemesi yapacağım. Bu webcamle yayınlar yapabilir, Meet toplantıları, Teams toplantıları yapabilirsiniz. Size bu kameranın hem ses performansını, hem ışıksız bir ortamdaki, hem de ışıklı bir ortamdaki ses performanslarını bu videomuzda göstereceğim. Bu kamerayı şöyle karşımda gördüğünüz kamera olarak aldım aslında. Videolarımı webcam'den çekip diğer telefonumla da tepe kamerasından ürünlerin bu şekilde kutu açılımlarını yaparken göstermek için zaten hali hazırda bu kameraya geçtim. Şimdi bilgisayar setup'ımı hepsini göstereceğim birazdan size. Şöyle kutuyu zaten bir etraflıca size bir göstereyim. Üzerinde yazanlar vesaire hepsini görmüş olabilirsiniz bu arada. Şimdi geçiyoruz kutu açılımımıza. Kutu açılımını yaptıktan sonra da size bilgisayarımla baş başa bırakıp orada nasıl kullandığımı hepsini birlikte göstermiş olacağım. Artık siz de Meet toplantılarında daha güzel kamera veya yayın yapacaksanız veya video çekecekseniz, oyun videoları vesaire hepsini bu kamerayla çekebilirsiniz. Kutu açılımına geçiyoruz. Şimdi bu bölümü seslendirmek zorunda kaldım çünkü mikrofon kayıt almamış. Neyse. Kutumuzu yavaşça açıyoruz. Daha doğrusu açmaya çalışıyorum kutuyu. Kutumuzu açtıktan sonra bu şekilde bir paket karşıladı bizi. Zaten bunu az önce görmüştünüz. Şimdi bunun kutu içeriğine bakacağız. Birazdan tüm detaylarını paylaşacağım zaten sizlere. Kutu biraz yıpranmış geldi. Sanki ikinci elmiş gibi ama şurada barkodu vardı. Yani mührü gibi bir şey böyle açılmamış gibi ama sonradan da yapıştırılmış olabilir. Kutumuzu açarken araya girmek istedim. Şimdi kutuyu açtıktan sonra birazdan bütün performanslarımızı göstereceğim. Kameranın sesini, mikrofonunu, görüntüsünü. O yüzden bir yere ayrılmayın. Kutu açmaya devam ediyoruz. Kamera böyle pat pata sarılmıştı. Kullanım kılavuzu, bilgilendirmeler hepsi burada gösterdim yakından. Başka bir şey çıkmadı kutunun içerisinden. Onun dışında kameramızı da böyle pat pat hafifçe sarmışlar ve poşetten çıkartmışlar. Muhtemelen bu kamera daha önce açılmış ve paketlenmiş olacak ki kötü bir çünkü paketlemeydi. Alt kısmı güzel kauçuk bir madde gibi böyle monitörünüzü çizmeyecek derecede. Jelatini de çektik. Bu sesi duymanızı isterdim. Kablo kalitemiz güzel. USB normal bir kablo zaten. Göz şurada yukarıda odaklama merkezi var. Onu sağa sola çevirdiğinizde netliği ayarlayabiliyorsunuz. Kutu açılışımız bu kadardı. Öncelikle etraf birazcık dağınık. Bu benim bilgisayarım. Bu da monitörüm. Şu an zaten görüyorsunuz kameradan çekim yapıyorum. Bu da zaten kutumuz. Az önce açmıştık. Şöyle de hani ekstradan da bir göstereyim sizlere. 2 megapiksel 1080p bir görüntü kalitesi var. Tabii ki de benim size şöyle anlatayım arkadaşlar. Benim şöyle 3 tane halka şeklinde ışığım var. Şunu bilerek onun içerisine geçirdim ki ışık yüzüme yani kamera burada olduğu için patlama yapıp vuruyordu. İşte bu tripodumla çekim yapıyorum. Bir de şu tripodum var. Diğer vesaire burada incelediğim ürünler biraz karışık. Şu paket geliyor yakında onu inceleyeceğim. Bu şekilde bir görüntü kalitesi alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben sizlere zaten birazdan şu kameraya geçiş yapacağım. Şöyle tekrardan da göstereyim. Hani o kameraya geçiş yaptıktan sonra nasıl bir ses performansı, nasıl bir görüntü performansı var onu göstereceğim. Mesela burada ekranda renkler biraz daha cansız gözüküyor ama tabii bunları oynama yapabiliyorsunuz. Ben şu ışık bantlı görüyorsunuz. Normalde buna bir tane daha sarı ışık takıyorum ve yüzüme doğru yansıttığımda görüntüm daha net oluyor. Bu tarz kameralarda şöyle göstereyim sizlere yakından. Eğer ki görüntünüz çok böyle karanlık bir ortamdaysa çok faydalı olmuyor açıkçası. Neden derseniz megapikseli düşük ve aldığınız bir kamera aslında 150-200 TL bandında olan bir kamera. O yüzden ışığı arttırıp yani bir tane ampulle ışığınızı yüzünüze gelen ışığı arttırdığınızda bu mesela dalgalanma vesaire yok. Bakın elimden görebiliyorsunuz. Titreşim almıyor. Şu an hatta karanlık. Şu ışığı yukarıdaki ışığı şuraya taktığım için. Bunu da saldığımda burası normalde ışık kameraya geliyor ve parlatıyor. Geçiyorum kameranın üzerine. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şu anda kameranın kendi performansını göreceksiniz. İlk görüntünde şu anki görüntün arasında dağlar kadar fark var. Evet. Çünkü ışıkları kurmadım. Zaten size setup'ı gösterdim. Normalde tepedeki o gece lambasının içine bir ışık takıp yüzüme yansıttığımda daha net alıyorum. Ayrıca şu anda mesela bilgisayardan tüm renk ayarlarını, filtre ayarlarını hiçbirini yapmadım. Onları da yaptıktan sonra net olarak ses geliyor. Şu anda da sesimi kameranın kendisinden alıyorsunuz. Hem de bu esnada da
Denemiş olduk, ben size bunu anlatayım. Şimdi bir de yukarıdaki ışığı da indirdim ve ışığı biraz daha arttırdım. Şu an görüntüm bu şekilde. Tabii yine filtresiz, biraz da bağırıyorum ki uzaktayım çünkü. Normal çekimlerimi de bu uzaklıktan yapıyorum. Şu anda da 3 ışığım da açık. Sadece gece lambam açık değil. 3 tane halat ışığımı da indirdim aşağı kısma. Ve görüntümü şu anda bu şekilde görüyorsunuz ve duyuyorsunuz. Kutumuzu açtık. Ses performansımızı, mikrofon performansımızı hepsini birlikte gösterdim sizlere. Şöyle bir konudan bahsedeyim. 2 megapiksel 1080p çözünürlükte bir kamera. Yani bu kameranın şu anda fiyatlandırması 180 ile 240 TL arasında internet sitelerinde değişiyor. Ve bu kamera alınır mı onu tartışalım şimdi. Görüntü kalitesinde bir filtre yoktu zaten, onu gördünüz. Şimdi detay çekimlerini de göreceksiniz. Üzerinde mesela kameranın çevirip üst tam lensin uç kısmında çevirdiğiniz, hatta şu anda görüyorsunuz, çevirip açtığınız bir netleme mekanizması var. Onun dışında yüzünüze gelen ışık güzel olduğu sürece herhangi bir donma, kasma yapmıyor. Karanlık ortamlarda tabii ki de FPS düşük olduğu için arka taraf blurlanma ve karıncalanma yapabiliyor. Ama ışığı düzgün kullanırsanız herhangi bir problem olmaz. Şimdi bunu oyuncular için sadece düşünmeyelim. Evden çalışan, home office çalışan insanlar için de düşünebiliriz. Işığı camın tarafından, şu arkam cam. Arkamdan aynı bu şekilde kamerayı önüme koyup camın önüne ve camın önünde kalırsam ışık camdan bana vuracağı ve kamerada arkadan ışığı alacağı için herhangi bir mesela problem olmadan meet toplantılarımı, işteki toplantılarımı, görüşmelerimi, mesela insan kaynakları çok kullanıyor bu tarz ürünler. İnsan kaynaklarına önerebilirim bu ürünü. Neden derseniz, dediğim gibi ışığı ters açıdan değil de doğru açıdan alırsanız Kamerayı problem olmaz. yakından göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere. Fişe taktığımızda, yani USB'ye, bir adet kırmızı rengimiz, bir adet de yeşil, işte bağlandığına dair ve kameranın açık olduğuna dair bir renk yanıyor. Kısımda monitörün çerçevesine sabitleyebileceğiniz bir aparatı var kendiliğinden. Bu şekilde duruyor ve bunu şuradan monitörün alt kısmına sıkıştırıyorsunuz ve sonrasında kameranız bu şekilde sabit duruyor arkadaşlar. Şimdi şöyle detaylıca göstereyim etrafını da. Kablo uzunluğu zaten gayet yeterli. Şu an kamerada açık. Üzerinde TWC 1080p ve Trax markasının logosu var arkadaşlar. Ürünün tam modelini de yazıyorum bu tarafa. Zaten oradan da araştırıp internetten bulabilirsiniz. Şimdi bunların muadillerine gelelim. Bildiğiniz gibi birçok marka var. Muadil olarak fiyatlandırmaları yüksek olduğu için ben bu kamerayı tercih ettim. Hem işteki görüşmelerimi, hem firmalarla olan toplantılarımı, hem işte farklı görüşmeleri yapacağım zaman bilgisayarda bu kamerayı kullanacağım ve sadece bir tane ampulle. Ben genelde akşamları çekim yapan bir insanım ve havanın kararmasını bekliyorum. Perde vesaire almakla uğraşmadım bir daha karartmak için. Doğal karanlık iyi, çünkü arkama bu tarz ışıklandırmalar kurduğum için söylüyorum bunu. O yüzden bu kamerayla bir tane ampulle birlikte güzel görüntüler çıkartabilirsiniz. Ya tabii ki de şu anki çektiğim kamera kadar kaliteli olmaz ama benim hedefim şu. Ya şu an çektiğim kamera karşımda duracak, muhtemelen ki karşımda duracak. O da tepe kameram olacak ve ürünlerin kutularını açtığımda en azından o kameradan göreceğim ve bu iki kamerayı da bilgisayara bağlayıp direkt bilgisayardan OBS Studio'dan yayın yapar gibi kaydımı oluşturup sonrasında montaj programına geçip montajlayıp bitireceğim. Hedefim bu. Siz de bu kamerayı almak isterseniz, hani az çok özellik zaten çok fazla yok bu kamerada. Hani anlatmaya çalıştım, dilimin döndüğü kadar da söylemeye çalıştım. Hem yayıncı olmak istiyorsanız ufak çaplı başlangıç için tabii ki de bunlar önemli. Hem de meet toplantısı, iş toplantılarınız veya farklı işlerinizi yapabileceğiniz bir kamera olduğu için gösterdim. Tabii ki de 2000 lira, 3000 lira bandında webcamler de var. Onlardan da alabilirsiniz ama bu giriş seviyesinde alınabilecek en iyi ürünler arasında geliyor diyebilirim. İncelemem bu kadardı. Ben zaten konuşurken detaylı çekimlerini görmüş olduğunuz her şekilde kameranın modelini de yazdım sizlere. Sormak istediğiniz bir soru olursa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Şurada çıkıyor tekrardan. Bu bir görseldir. Çıktı. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Kanalımız büyüsün ki daha güzel ürünlerle karşınıza geleyim ve bu arada çekilişimiz yakında olacak. Kanalımda bir ufak çaplı bir çekiliş düzenleyeceğim bu incelediğim ürünler arasında. Siz de bu çekilişleri kaçırmamak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.